İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Çağrı cihazları ve telsiz patlamalarına karşılık olarak Hizbullah'ın dün İsrail'i roketlerle vurmasının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah'ı tehdit etti. Mesajı almadıysa söz veriyorum alacak dedi. Netanyahu'nun Hizbullah güçlerini tehdit etmesinin ardından İsrail, Lübnan'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Bu sabah Lübnan'ı yeniden bombalamaya başladı. İsrail ordusu Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı. İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz ifadelerini kullandı. Lübnan Devlet Haber Ajansı, düşman savaş uçaklarının yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini, Lübnan'ın güney ve doğusunu hedef alan çok sayıda İsrail saldırısında en az bir sivilin hayatını kaybettiğini, ölen kişinin bir çoban olduğunu ve 17 kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu sözcülerinden Adre'ye, Lübnan kasabalarında Hizbullah'ın silah sakladığını iddia ettiği evlere yönelik hava saldırılarının her an gerçekleşeceğini, buradaki sakinlerin derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Saldırılar sürerken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin'le ordunun Lübnan'da Hizbullah'a yönelik son saldırıları hakkında konuştuğunu duyurdu. Güneydeki bir Reuters muhabiri, güneyinde yaşayanların Lübnanlı bir numaradan, Lübnanlı silahlı grup Hizbullah tarafından kullanılan herhangi bir mevziden derhal 1000 metre uzaklaşmalarını emreden telefonlar ve mesajlar aldığını söyledi. Hizbullah ise Lübnan'ın güneyinde İsrail ile girilen çatışmada Hizbullah üyesi Mahmud Hüseyin Saad'ın ve Hüseyin Esad Abdullah'ın öldüğünü bildirdi. Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitiren Hizbullah üyelerinin sayısı 505'e yükseldi.